Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizleri sıkmadan, yormadan, incitmeden bir an önce videoyu bitirmek istiyorum. Ancak bu videoda sürpriz bir olay var. Bakın arkadaşlar, bu videodan başlayarak bir etkinlik yapacağız ve size belli bir süre tanıyacağım. Mesela atıyorum 72 saat, fark etmez. Bu videoda 500 beğeni geldiği anda bu videoya yorum yapan arkadaşlar için acil çekiliş yapacağım ve bir kişiye bu formayı hediye edeceğim arkadaşlar. Geçtiğimiz sezonun forması bu arada. Ulaş abiye de forma için söz verdim. Eğer Fenerbahçe o cendereden o puanı çıkarsa geçtiğimiz sezonun formalarından hediye edebilirim. Yani bu sezonki formalar henüz çok fazla alamadım ama bu video 500 beğeniye ulaşırsa yorum yapan arkadaşlar arasında bir çekiliş yapacağız. Bir site var çünkü yorum yapan abone arkadaşları tespit ediyor. Direkt onlara forma veriyor. Kanala abone olun. Bu videoyu beğenin. Yorumda mutlaka bir yorumunuz bulunsun arkadaşlar. Hani selamun aleyküm bile yazsanız olur, fark etmez. Başka bir şey istemiyorum. Ama bir şifre, bir kelime, özel bir kelime diyorsanız hiçbir özel kelimeye gerek yok. Bir defa yorum yazmanız yeterli. Öyle 500 tane yorum atmanıza gerek yok arkadaşlar. Sistem sizi spam sayıp bütün mesajlarınızı yok sayabilir. 500 beğeni ve yorum. Eğer 72 saat içinde bu videoya 500 beğeni gelirse bu videoyu izleyip yorum yapan bir kişiye Fenerbahçe forması. Şimdi kısa kısa hemen geçiyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın yeni stoperi Tayyip Talha Sanuç derbide takımın en iyisi olmuş. 8'de 7 ikili mücadele kazanma, 4'te 3 hava topu kazanma, 4 top çalma, 3 atak uzaklaştırma, 2 engellenen şut girişimi, 2 şut denemesi, 4'te 2 uzun pas isabeti. Vallahi kimse çöplemeye şuna buna kalkışmasın. Geçen sezon ben burada bas bas bağırdım. Yalansa buyurun, yazın yoruma. Ya Süper Lig'deki kaliteli yerlilerden belki de en iyisi dedim. Abdülkerim falan konuşuyordu, hikaye dedim, bunun yanında topçu değil dedim. Daha yaşı da genç, etmeyin, eylemeyin dedim. Bak başkanlar da Fenerbahçeli, istesek ucuza kapatırız dedim. Ama ulema arkadaşlar sağ olsunlar hala çöplüyorlar. Adam sağlam topçu. Ha, ara ara hata yapıyor mu? Yapacak. Yapıyor, yapacak da. Dün bir João Pedro'nun kaydığı pozisyonda rol yapması dışında yani iyi bir topçuydu. O keşke o yani yanlış hareketi yapmasaydı, böyle sanki bacağı kopmuş gibi tepki göstermeseydim. Ama baktığın zaman futbol çok iğrençti dünkü futbol. Yani ne açıdan? Arkadaşlar 90 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi sadece 47 dakikaymış. 47 dakika. Atlıyorum Gustavo Henrique'ye. Atlayamazsın hocam. Gustavo Henrique sana top bırakmaz. Hakikaten de öyle. 6.34 rating vermişler ama kazandığı ikili mücadele 8. Pas arası 1. Top çalma 1. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşmuş. Hava topu kazanma 7'de 6. Pas isabeti %80.7. Rakip yarı alanda pas isabeti %83.3. Yani şimdi Gustavo'ya dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama oyunun önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Ve Jesus'un bu transferi niye istediğini tak diye gözler önüne seriyor. Kişisel performansı yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor. Haftalar geçtikçe daha iyiye gidiyor mu? Gidiyor. Ha, tam da bu takımın stoperi dedirtiyor mu? Dedirtiyor. Ha, hata yapmadı mı? Yaptı. Yapacak mı? Yapacak. Ama hatasız dost arayan dostsuz kalır demiş büyüklerimiz. Hatasız stoper arayan da stopersiz kalır desin Mustafa Hocam. Şimdi Fenerbahçe 5.265.736.000 piyasa değeriyle borsada işlem gören spor şirketler arasında en fazla piyasa değerine sahip takımmış. Galatasaray 3 milyar 45 milyon, Trabzonspor 2 milyar 190 milyon, Beşiktaş ise 1 milyar 312 milyon. Diyeceksiniz ki bize ne faydası oluyor? Arkadaşlar bu şeyin Fenerbahçe'ye bazı yatırımlarda, bazı sponsorluklarda büyük faydası oluyor. Bilginiz olsun. Fenerbahçe üçlü oynuyor. Amaç ne? Ben çözdüm amacı arkadaşlar. Amaç aslında Fenerbahçe'ye hani rakiplere zorluk çıkarayım değil. Mesela offside 7 maçta rakiplerini 36 kez offside'a düşürmüş ve bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor Fenerbahçe. Kayserispor 9 kez,
Konya'ya yenilmesine rağmen 8 kez. Hani Alanya Spor'a fark atmasına rağmen 4 kez. Kasımpaşa'ya fark atmasına rağmen 2 kez. Adana Demir'e 4 atmasına rağmen 4 kez. Ve Beşiktaş maçı beraber etmesine rağmen 7 kez ofsayta düşürmüş. Şimdi Fenerbahçe dörtlü oynadığı zaman mesela Alanya maçındaki gibi rakibe çok pozisyon veriyor mu? Veriyor. Hani 2 tane 3 tane net pozisyon veriyor mu? Veriyor. Ama çok üretiyor. Üçlü de hemen hemen hiç pozisyon vermiyor ama az üretiyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam zorlu maçlarda üçlü, kolay maçlarda dörtlü oynayalım. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Ben çözümü buldum. Niye üçlü oynuyoruz? Buldum. 1. Altay Bayındır %100 mü oynuyor? Hayır. Altay'a güven yok. Olabildiğince Altay'la rakibi karşı karşıya bırakmayacak bir taktik. 2. Fenerbahçe'de hücum bölgesinde 10 üzerinden 10'luk oynuyor dediğiniz oyuncu kim? Hiçbiri. Hiçbiri. İrfan Can 10 üzerinden kaçlık oynuyor? 3. Emre Mor. Hocam kıpır kıpır ama bazı hatalar var. Arda Güler. Hocam işte yeterince hazır değil. Oynatsa şöyle olacak. Cao Pedro. Sağda 0 çektim. Valencia. Savruk. Vurdum duymaz hareketler. Baştuay. Henüz hazır değil. Rossi. Yani arkadaşlar Fenerbahçe niye üçlü oynuyor biliyor musunuz? Ön bölgedekiler tamamen hazır değil. Altay Bayındır'da yeterince güven yok. Fenerbahçe mecburen üçlü oynuyor. Yani Jesus'un elinde 3 tane stoper varsa üçlü oynatıyor. 2 tane stoper olunca mecburen dörtlüye dönüyor. Diyorsunuz ki birçoğunuz hocam ya biz adamı dörtlü diye aldık, gol attırsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, seyir zevki yüksek falan filan. Aha görüyorsunuz. Ya Beşiktaş maçı dün bir pozisyonla bitirdi. Hocam 2-3 tane var. Hepsi offside. Fenerbahçe az pozisyon veriyor. Belki pozisyon vermiyor ama dörtlü oynadığı zaman mesela bir Emre Mor fazladan oynayabiliyor. Ya da ne bileyim bir Rossi fazladan oynayabiliyor. Peki Rossi'ye Emre Mor'a kaçınız güveniyorsunuz? Yani üçlü oynayınca Luan Perez'e de Serdar Aziz fazladan oynuyor. Dörtlü oynasın Emre Mor oynayacak. Ama bunu anlayın diye söylüyorum. Bizim üçlü oynamamızın sebebi ön bölge oyuncularının tırtlı. Dünkü maça ilişkin, daha doğrusu 2 gün önceki maça ilişkin Saiz Serdar Aziz mücadelesinde Saiz'in eli kendine alan açmaya çalıştığı için penaltı tartışılır diyor Deniz Çoban. Bünyamin Gezer'in açıklamaları var ve Gors'ta net bir sarı kart verilmeli diyor. Dele Alli'nin Salah'ı yaptığı hareket sarı kart. Kırmızı verene saygı duyarım diyor. Valencia'ya yapılan ceza sahası öndeki hareket faul. Serdar Aziz ve Salah'ı yapılan harekette bir değil 2 tane penaltı var diyor. Baktığınız zaman Beşiktaş deplasmanında berabere kalan, galibiyeti kaçıran ama belki de hakem tarafından hakkı yenilen, bu yüzden galip gelemeyen bir Fenerbahçe var arkadaşlar. Yani spor otoritelerine göre. Ama Beşiktaş için tek bir atak opsiyonu şişir ve Gorst vursun. Şişir ve Gorst vursun. Beşiktaş taraftarı diyor ki ulan bize neler izletti be. Valerian İsmail bize neler izletti be. Peki Weghorst'un ayağında bir sorun çıksa, 5-6 maç oynamasa kime şişireceksiniz? Enkodu'ya. Değil mi? Enkodu'nun koşu yoluna. Başka taktik yok. Bunu anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Yani standart, vasat, orta seviyenin üstüne çıkan Beşiktaş'ta oyuncu sayısı kaç tane diyorsun? Bilemiyorlar. Yani çok konuşacağım bir şey var ama kimsenin de kalbini kırmak, incitmek istemiyorum. Ya da kimsenin fikriyle tezatlaşmak istemiyorum. Olay bu arkadaşlar. Şimdi Jesus'un maç sonu açıklamalarında bir yer var. Ben onu dün atladım. Özürlerimi sunarak tekrar okumak istiyorum. Diyor ki Manchester derbisinde toplam 12 faul mü oldu? City ve United'ın oyuncuları çok kaliteli. Çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. Bizim maçımıza bakarsak bu maçın faul sayısı normal diyor. Arkadaşlar Dinamo Kiev Fenerbahçe'yi faulle durdurdu. Hakemle destekledi. Öyle turu geçti. Bunu gören rakipler boş duruyor mu? Durmuyor. Diyorlar ki Fenerbahçe'yi faulle durduralım. Hakem de bizden yana desteğini esirgemezse biz Fenerbahçe'yi yeneriz, eleriz ya da saf dışı bırakırız diyorlar. Dikkat edin. Konya maçında da aynı. Bu maçta da aynı. Bakın arkadaşlar faul sayılarına bakın rakiplerin. Eğer Fenerbahçe maçlarında sertliğe izin veren hakemler olursa biz ayvayı yedik. Kaldı ki Volkan Bayarsan sertliğe hiç izin vermeyen bir hakemdi. Yani dakika bir bile olsa faul yapana sarı kart verebilen bir hakemdi. Ama maçın başından sonuna kadar ve artı 4 verildiği anda dahi her şey belliydi. Diyor ki Jesus, Fenerbahçe'nin bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'ın da futbolcuları çok iyi. Şampiyonluk için yarışıyorlar. Bakın ülkede bir algı var.
Sanki Beşiktaş dileniyormuş gibi bir algı var. Sanki futbolcularını sokaktan toplamış, fakirlikten nefesleri kokuyor futbolcuların gibi bir algı var. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Bugün Beşiktaş'taki 4-5 tane futbolcuya bakın abi. Yani verdikleri yıllık ücrete şunu bunu. Weghorst'u Galatasaray'a verin oynar. Rozier'e Trabzon'a verin oynar. Yalansa yalan diyeyim bu arada. Masuaku'yu ver, Muleka'yı ver oynar. Dünkü Salih Uçan, 2 gün önceki Salih Uçan oynar. Josef'i ver oynar. Yalansa bu arada yalan diyeyim ben de bileyim. Redmond. Bence Delali tırttı. Onu saymıyorum. Tayyip Talha oynar. Saiz oynar. Hani öyle bir algı var ki sanki Beşiktaş futbolcuları maç öncesinde camiye gidip dileniyorlar. Ondan sonra maça çıkıyorlar gibi. Bak Jesus reçeteyi çok net söylüyor. Yani onların da futbolcuları iyi şampiyonluk için yarışıyorlar. Şampiyonluğu oynayan 5 takım var diyor. Fenerbahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir ve iki takım da şampiyonluğa oynadığını gösterdi diyor. Bakın dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama birilerinin doğruyu konuşması gerektiği yerde Jesus doğruları pat 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 sayıyor. Diyor ki oyuncu değişiklikleri beklediğimiz katkıyı veremedi. Bak veremedi. Sonradan girenler 11'dekilerle aynı seviyeyi göstermedi. Rossi'yi saymıyorum o son 5 dakika girdi. Bak haklıya da hakkını teslim ediyor farkındaysanız. Yani ilk değişikliklerden sonra taktiksel kaliteyi kaybettik. Beşiktaş'ın değişiklikleri etkiliydi diyor. Yani Fenerbahçe ile benzer bir takıma karşı oynadık. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlar da ara sonrası performanslar değişebiliyor demiş. Hani Valencia buna rağmen oldukça iyiydi diyor. Bence ilk 40-45 dakika iyiydi. Sonra Valencia'da da ciddi düşüş vardı. Hani Jesus bunu söylüyor. Yusuf Kenan Çalık diyor ki Jesus'un her açıklaması özenle seçilmiş cümlelerden kurulu. İletişim konusunda çok tecrübeli. Açıklamalarının oyuncu grubuna şu ana kadar yansıması da olumlu oldu. Şu ana kadar oyuncusunu taraftar ya da basın önüne atmadı. Hakem kural tartışmasına girmiyor. Öz eleştiri yapıyor. Cidden uzun süredir gördüğüm en iyi iletişim şekli. Devamı gelir umarım diyor. Haklı. Yani taraftar da diyor ki hocam değişikliklerde niye bu kadar hatalı davrandı ya? Mesela Mert Hakan yerine İsmail Yüksel'i alsa, İsmail Köybaş dedik mi? İsmail Yüksel'i alsa ben de aynı görüşteyim. Yanlış anlamayın ben de sizinle aynı fikirdeyim. Oynatma Mert Hakan derbi. Hadi Mert Hakan sen çık oyna. İsmail oynasa ne değişirdi? Peki ben başka bir soru soracağım. İsmail ve Arda Güler'i oyuna aldı. Cao Pedro'yu çıkarttı. Crespo'yu çıkarttı. Sizce Fenerbahçe orta saha direnci saçmalayabilir miydi? Bence saçmalayabilirdi. Tamam Arda yetenekli oyuncu, İsmail yüksek yetenekli oyuncu ama işte aması var ya. Bak Ferdi'yi öne alması da bence saçma oldu. Fakat hiçbirimiz şu soruyu sormuyoruz. Ulan Emre Mor bu kadar mı kötü? Acaba idman performansı yetersiz mi? Lakayt mı davranıyor? Çünkü biliyorsunuz Emre'yi ne Galatasaray ne Dortmund dizginleyemedi. Adam İspanya gibi yeteneklerini ortaya dökeceği lige gitti. Hiçbir şey yapamadan geri geldi. Ta ki Volkan Demirel'in Karagümrük'teki müdahalesine kadar. Arkadaşlar bir şeyleri biz çok sığ konuşuyoruz. Biz bir şeyleri sadece yüzeysel konuşuyoruz. Ve bu yüzeysellik bizi bence mahvediyor. Düşünemiyoruz. Bak ben az önce size ne dedim? Biz niye üçlü oynuyoruz? %100 olarak bu yüzden oynuyoruz. Bak %100 olarak. Ya Valencia yoruldu Arda Güler'i alsa 15 dakika izlesek ne bileyim nasıl olurdu falan filan. Peki ben de şunu söyleyeyim. Ya Jesus bir insan hata yapabilir yapacaktır da. Ama bu adam hepimizden farklı düşünmek zorunda. Mecbur eli mahkum. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Benim bir öğretmen olarak geliştirdiğim bir taktik var. Bir sistem var. Öğrenci velisinin desteğini de alıp aynı zamanda diğer dersleri de işleyip eğer zihinsel bir problem yoksa her öğrenciyi 2 ay içerisinde okuma yazmaya geçiririm. Matematik konusunda toplamayı çıkartmayı çok rahat öğretirim. Ve çocuklar çok rahat toplama çıkartma yapar. Okuma yazma öğrenir. 2 ayda. Bu benim kendi geliştirdiğim mesleksel olarak bir yeterlilik. Diyecek bazı arkadaşlar diyorlar ki böyle olmaz, şöyle olmaz. Eleştiriyorlar. Saygı duyuyorum. Bazı arkadaşlar şuna şuna eklesen diyorlar. Saygı duyuyorum. Ama arkadaşlar hiç kimse... Hani hiç kimse yaptığımı yapamıyor. Sadece şunu söylüyor. 2 ayda okumaya geçilmez çocuk. 2 ayda çocuk okumaya geçse unutur. Şöyle olur ve unutmuyorlar benim sistemde. Yaz tatilinde kitap açmayan çocuk okula geliyor çatır çatır devam ediyor okumaya. Harfleri unutmuyor. Yazılış şeklini yönünü unutmuyor. Anladınız mı demek istediğimi? Hocam anladık sen iyi öğretmensin. Yok onu demiyorum. Her insanın
Kendi belirlediği bir sistem, bir taktik, bir strateji var. Bu işte uzmanlaşınca. Ben 13-14 senedir öğretmenim. Jesus yılların teknik direktörü. Anladınız mı demek istediğimi? Yani şimdi biz doğal olarak bilgiyle konuşuyoruz. Belki Emre Mor dediğim gibi idmanda lakayt davrandı. Ya bak şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Biz gördüğümüzü adam yaşadığını yorumluyor. Biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Adam yaşadığını yorumluyor. Yani çok değerli bir abimizle tanıştım yakın bir zamanda. Bir hastanesiyle de bağlantılı bir abimiz. Çok kıymetli yorumları oldu. Dedi ki seninle ortak fikre sahip olduğumuz şunlar 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 var dedi. Farklı fikirlere de sahip olabiliriz. Ama mesela maç bitiminde bana diyor İrfancan kötüydü. Evet İrfancan kötüydü. İrfancan 5 dakikalık topçu. İrfancan'ın kendisiyle konuşma imkanım olsun. Aynısını ona da söylerim. Sen 5 dakikalık topçusun. İrfancan'a ne söylemek istiyorum biliyor musunuz? Eğer iletecek arkadaş varsa. Savunma arkası koşuları konusunda 0. 10 üzerinden 0. Savunma arkasına koşu atmıyor. Yani atak soldan gelişirken İrfan sağdaysa savunma arkasına koşu atacak. Dönenleri, sekenleri toplayacak. Bak bunu yaparsa İrfancan Kahveci bir level up. Bir level yükselir. 2. İrfancan Kahveci bazen doğaçlama oynayacak. Tiyatroda da vardır bu. Metni unutursun. Oradan suflör vermeyi unutur ya da suflör de atlar. Doğaçlama yapıştıracaksın. O ana kadarki bilgi birikimini. Mesela bir şey söyleyeceğim. İrfancan'ın bir pozisyonda kaptırdı Crespo'nun sarı kart yediği. Bence maçın önüne geçen bir pozisyon. Crespo'nun orada yediği sarı maçı etkiledi. İrfancan ama orada ne yaptı? Dedi ki doğaçlama bir şey yapayım. Rakibin soluna çekeyim. Çünkü niye? 10 numara pozisyonda sağ dolu sol dolu. Peki ben başka bir şey söyleyeceğim. Doğaçlama bir hareket. Topun üstüne bastı İrfancan. Salih böyle bir dikelir kalır. Bu niye topun üstüne bastı? Crespo soldan geliyor. Crespo'nun önüne topu yuvarladı. Sağ tarafa bakarak misal veriyorum. Yani soluna attı ama sağına baktı. Hani Ronaldinho'nun meşhur hareketi var ya. İşte İrfancan Kahveci'yi bu yıldızlaştırır. 5 dakikalık İrfancan Kahveci'yi sahanın yıldızı bu yapar. 1. Savunma arkası koşuları. 2. Yer yer doğaçlama. Ancak doğaçlamayı yapacağı zamanları özellikle söylüyorum. Boş alan bulduğunda. Ren maçında doğaçlamayı yaptı. Şak! Golünü attı. Anladınız mı demek istediğimi? Fenerbahçe AYK Larnaka maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçına 11'de başlayan oyuncularımız günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlamış. Bu kelimeyi söyleyemiyorum. Kusuruma bakmayın. Sakatlığını atlatan yeni transfer Armindo Buruma takımla birlikte çalışmalara başlamış. Diyeceksiniz ki ya arkadaş idmanda sürpriz yeni transfer başlığını koydun bu muydu? Ben de esnaf bir şey sandım. Evet buydu. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak videonun içerisinde 3. kez söylüyorum. Hücum oyuncularımız, ön alan oyuncularımız yetersiz ama günah keçisi Buruma. Bu arada Luan Perez ve Joshua King'in tedavilerine devam edilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya Buruma ne alaka ya? Ne alaka Buruma? Resmi maça çıkacak falan filan. İkinci devre muhtemelen resmi maçlara çıkacak ama haberiniz olsun. Hocam bir Arap kulübü falan filan. Lemos'un görüşmesi de sürüyor. İnşallah siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde olumlu olur ama işler biraz kötü gidiyor. İnşallah olumluya döner. Ama Lemos için ben yine de %90 gidebilir diyorum. Görüşmeleri vesaireden dolayı. Neyse ben başka bir şeye atlayacağım. Hani Buruma bir nevi yeni transfer gibi düşünün. Ya şu anda Fenerbahçe'nin kanat mevkisinde ciddi sorun var. Bak 4 oldu. 4. kez söylüyorum. Üstelik Lincoln, düşünün Lincoln, 10 numaradaki Lincoln sol hücumcu bek rolünde sırıtmadı. Ve bu role yapıştı. Farkında mısınız bilmiyorum ama Fenerbahçe'de Lincoln ve Alioski sol bek oynayabilir durumdalar artık. Bakın, diyeceksiniz ki hocam Lincoln madem kötü, Rossi madem kötü Lincoln'u sola monte etsin. Olur, Lincoln'u sola monte etsin ama o da ofansif, Alioski de ofansif. İki ofansif. Biraz sıkıntı. Sağ tarafta işte İrfancan'ın biraz level up yapmasının beklenmesi, hücumdakilerin level up yapmasının beklenmesi maalesef Fenerbahçe'yi üçlüde tutuyor. 5. kez söylemiş oldum. Sağda Ferdi Osayi ikisiyle. Dikkat edin Ferdi'nin son pas tercihi var. 5 kişinin ceza sahasına girmiştir. 3 Beşiktaşlı var. İkisi arkadan geliyor. Havadan arka direğe Valencia'ya ortalıyor. Bu klasik hareket. Bizim bildiğimiz Zeki Ferdi son çizgiye kadar iner ya da rakibi üstüne çeker. 2 kişi kalır Beşiktaşlılar. 4 tane Fenerbahçe var. Yerden çevirir.
gelişine sağ ayakla Van Persie'nin Galatasaray'a attığı golün benzerini attırmaya çalışır. Ama hem Ferdi hem Osayi son tercihlerde rezalet. İşte bu yüzden asist yapamıyorlar. Dediğim gibi böyle bir durum var. Ama hücumda çok çeşitlilik var gözüküyor. Fakat kemiyet ve keyfiyet diyelim arkadaşlar. Kemiyet sayıca fazlalık. Fenerbahçe'de sayıca çok fazla isim var kanatta oynayabilecek. Ama keyfiyet kalite. Kalite standart. Yani Fenerbahçe'de kaç tane kaliteli forvet var? Kaç tane gözünüz kapalı oynatabileceğiniz forvet var? Kaç tane Süper Lig'in en iyisi diyebileceğiniz kanat oyuncusu var? Kaç tane 10 numara var Süper Lig'in en iyisi diyebileceğiniz? Bak, hazırlık maçlarında Lincoln'u 10'da denedi, forvet arkası denedi, sağ kanat denedi, 8'de denedi, sol kanat denedi, sol bek denedi. 6 farklı mevkide denedi Lincoln'u. Ben bu arayış içindeyken dedim ki acaba Lincoln atıyorum X bir mevkide çok çok iyi de yan mevkisi olsun, yaşı daha genç, parlatır satarız manasında mı bunu yapıyor diye düşünüyordum ama baktığınız zaman böyle Bruma'yı forvet arkası denediği oldu arkadaşlar. Rossi'yi ikinci forvet denediği oldu. Niye? Hızlı, süratli. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Çok da gevezelik yaptım. Kısa sürsün istedim ama 22 dakika geçti ama özür dilerimi sunarak söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Larnaka maçında Baştuğa ile Rossi forvet ikilisi olsa, sol kanatta Arda Güler oynasa, sağ kanatta Emre Mor oynasa. Bak 4-2-1-3 ya da 4-1-2-3 oynayalım. Solda Arda Güler, sağda Emre Mor. Hücum ikilisinde Rossi, Baştuğa'yı. Orta ikilide, bak orta ikilide çok dikkatli dinleyin beni. Çok ama çok dikkatli dinleyin. Bu arada arkadaşlar eğer yazılmayan falan filan varsa kusuruma bakma. Ben sadece örnek vermek için söylüyorum. Orta ikilide Arao, Crespo, siz çok yoruldunuz. Crespo, Zaitz. Bak Crespo, Zaitz yaptı. Hocam çok kırılgan olur. Çok hücumu düşünen bir orta saha olur. İşte rakip üstümüze çok. Savunmanın sağında Osayi, solunda Alioski. Stoper ikilisinde Atilla Salah'ı Serdar Aziz yaptı. Ölümüne hücumcu bir takım değil mi? Ölümüne hücumcu bir takım. Peki Larnaka geldi 3 attı gitti. 3-0 yenildi. Ne değişecek? Bakın şu an şu aşamada en mantıklı şey ne biliyor musunuz? Üçlüyle başlayıp dörtlüyle bitirmek. En mantıklısı. Bir değişiklikte bitti. Hocam Salah'dan sol bek olmaz, şundan sağ bek olmaz, şundan şu olmaz, bundan bu olmaz. Fenerbahçe çözümü bunda buldu. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlamayın beni. Ukalalık yapmak istemiyorum ama şu video inanın 500 beğeniden daha fazlasını hak ediyor. Şu videoyu inanın hani spor kanallarından birisi kısım kısım kesip kesip böyle paylaşsa birçok kişi der ki ulan adam harbi doğru söylüyor. Bu adamın kanalı neymiş takip edelim derler. Çünkü Fenerbahçe'nin niye üçlü oynadığını anlayan kişi yok ya. Medyaya bakın kimse niye üçlü oynadığımızı anlamıyor. Ulan Jesus'u da kendilerine benzettiler. Bak defansif çıkıyor adam diyorlar. Fenerbahçe laneti diyorlar. Anladınız mı? Peki hocam Bruma. Ya biz Bruma'yı kısa süreli de olsa kiralayalım dedik. Olmadı. Sakatlık girdi araya. Ya Bruma'da Osayi Samuel gibi son top özürlüsü. Son top kullanma özürlüsü. Bruma'nın en büyük sıkıntısı bu. Hocam Bruma'dan adam olmaz. Niye? Ben birkaç hazırlık maçını izledim. Bundan adam olmaz. Evet ben de birkaç hazırlık maçını izledim. Ben bütün maçlarını izledim Fenerbahçe'nin. Mesela Joshua King'in ilk halini kaçınız beğendiniz? Parmak kaldırın. Hiçbirimiz. Ben de dahil hiçbirimiz Joshua King'i beğenmedik. Berbattı. Rezaletti. Tiksiç maçlar oynuyordu. Luan Perez kaçınız beğendiniz? Ben de dahil hiçbirimiz. Hatta ben şöyle bir şey söyledim hatırlıyor musunuz bak. Ben unutmuyorum Allah'a çok şükür. Allah Teala bir hafıza vermiş. Bu şekilde kullanıyoruz. Ben dedim ki ya bu Luan Perez sezon başı kampında işte teknik direktörle mi takıştı? Kadro dışı mıydı? İşte almadılar mı kampa? Yani kampa almadılar mı? Ne bileyim sakatlık mı geçirdi? Bu adam sezon başı kampı falan futbolu unutmuş gibi top oynuyor bu adam dedim hatırlıyor musunuz? Hatırla. Hocam hatırlıyorum ya sen o kadar hafızan var bizimki de şey mi yani saksı değil biz de hatırlıyoruz. Hatırlayın King de kötüydü. Perez de kötüydü. Gustavo Henrique ilk maçını hatırlayın. İlk maçındaki sonraki yorumları hatırlayın. Allah aşkına yerden yere kaldırıp çarpmanızı hatırlayın. Ben de dahil. Ben ne dedim? O topu taca attı ya Fenerbahçe taraftarıyla barışması imkansız. Olağanüstü bir performans gösterecek işte. Arka arkaya gol atacak, asist yapacak. Milleti perişan edecek ki taraftar
La barışsın diye. Şükür barıştı. Peki Burma için? Hocam ben Burma... Ya resmi maçta görmediğiniz futbolcuya konuşmayın. Bak ben niye 450 dakika diyorum. Bu cehaletin önüne geçer işte 450 dakika olayı. Ya futbolcuyu tam tamına izle. Tam tamına yorumla. Eksiğini tam gör, fazlasını tam gör. Tam tamına. Ya bizde Kayseri'de bir söz vardır. İçesine diye bir laf vardır. Yani içine sinercesine. Öyle söyleyeyim. Bizde içesine diye kısaltırlar bunu. İçesine topçu dediğin oyuncu. Luan Perez içesine topçu. King de öyle. İçesine topçu. Ha diyeceksiniz ki ya bize ne arkadaşım içesine topçu olmalarından dışasına topçu olmalarından. İşte iş öyle değil. İş öyle değil. Ve ilginç bir şey daha size ısrarla belirteyim arkadaşlar. Yani ısrarla söyleyeyim. Fenerbahçe'de bu gidişat bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de gidişat devre arasında Buruma'nın katılıp hocam kim gidecek? Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Bazı tekliflere hazırlıklı olup özellikle Dünya Kupası içinde ve sonrasında bu kadar söyleyebilirim. Başka da detaya giremem. Beni izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Tamam hocam anladık niye üçlü oynadınız. Yok o değil formayı söyleyeceğim. 500 beğeni gelirse bu videoya 72 saat içerisinde yorum yapan arkadaşlardan birine bir forma hediye edelim. Hocam birden fazla edemez misin? Sürpriz bir şey olursa neden olmasın? Mesela 26.400 abone sayısı. Abone sayısı artsın. 500 olsun, 600 olsun, 700 olsun, 27.000 olalım. Siz sürpriz bir şey yapın. Ben de sürpriz yapayım arkadaşlar. Ağanın eli tutulmaz diyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için, bana katlandığınız için.